Merhabalar değerli izleyiciler. Önce bir teknik arıza nedeniyle bir 5 dakikalık bir gecikmeyle başlıyoruz. Onun için özür dileriz. Bugün konuğumuz Türkiye Gazeteciler Sendikası Başkanı Gökhan Durmuş. Gökhan Durmuş'la içinde bulunduğumuz süreçteki, hani bu süreç öyle bir normal bir dönem değil, Türkiye'de ciddi bir rejim değişikliğinin yaşandığı, arifesinde olduğumuz bir dönem, olağanüstü halin bulunduğu bir dönem ve önümüzde de bu rejim değişikliği için bir anayasa referandumu gerçekleşecek. Tabii böylesine büyük toplumsal yapıdaki köklü değişimlerin olduğu dönemlerde eğer bir toplumsal uzlaşı aranıyorsa, bir toplumsal barış kaygısı varsa tüm toplumun bu sürece katılması gerekiyor ve bunun için de doğru bilgilenmesi elbette gerekiyor. Burada da bilgi kaynağı, toplumun bilgi kaynağı elbette basın. Şimdi bugün biraz basın üzerine konuşalım. Ne durumdadır referandum sürecinde, böyle bir süreçte basının durumu? Ben de merhaba diyorum öncelikle. Yani maalesef işte böyle mağdur durumdayız aslında. O halle birlikte 170 tane medya kuruluşu kapatıldı. Yani binlerce gazeteci işsiz kaldı. Bugün geldiğimiz noktada farklı arayışlar, farklı alternatifler yaratma çabaları var ve biz de bunlardan bir tanesi. Gazetecilik asla susmayacak, ölmeyecek bir meslek. Çünkü bunu vicdanıyla yapar gazeteciler. Haber onlar için bazen canlarından bile daha önemlidir. Bunun çok örneğini yaşayarak gördü Türkiye. O yüzden evet, bulunduğumuz dönemde çok baskı var. Alternatif medya üzerinde çok baskı var. Onların kitlelere ulaşması engelleniyor. Ama buna rağmen bir yol bulunuyor. Her zaman bulundu. Yine de bulunacak. Bu dönemde bulunacak. Yani iktidar kontrol ettiği medya kuruluşlarıyla toplumun büyük bir kesimini etkiliyorsa bu kez hani biz gazeteciler farklı yolları bulmak zorundayız. Bunu gören vatandaşlar da başka bir yol bulmak zorunda. Yani ben hep şeyi söylerim, iki tane ayağı var bu işin. Bir haber verme, bir haber alma. Haber verme kısmında bizler varız. Ve hani sendikada dahil olmak üzere bu kaygıyı taşıyan bütün gazeteciler haberi, doğru haberi verebilmek için mücadeleyi sürdürüyorlar. Cezaevinde tutuklanmalarına rağmen, cezaevlerine girmelerine rağmen, gözaltına alınmalarına rağmen, işsiz kalmalarına rağmen bunu sürdürüyorlar. Ama bunun bir diğer ayağı haber alma. Burada topluma büyük iş düşüyor. Yani tek başına 5-10 bin gazetecinin ayaklanmasıyla Türkiye'de basın özgürlüğü geri gelmeyecek. Halkın haber alma hakkına sahip çıkmasıyla bu mümkün olacak. Bunu yaptık, tarihimizde var. Hatırlarsanız Gezi Parkı eylemlerinde yine medya kuruluşları bu eylemleri vermiyordu. Halk medya kuruluşlarının önüne yürüyüşler yapmıştı. Evet. Ve zorunlu olarak vermeye başlamışlardı. Çünkü halk haber alma hakkına sahip çıkmıştı. Yani bu dönem böyle bir sürecin belki tekrar yaşanmasıyla, yani halkın medya kuruluşlarının önüne gitmesiyle bu belki mümkün olabilecek. Bunu zeminini oluşturmak gerekiyor. Diğer türlüsünde hani halk bu talepte bulunmadığı sürece medya kuruluşları, büyük medya kuruluşları kişisel çıkarlarını daha ön planda tutarak iktidarla ters düşmemek için her yolu yapacaklar. Görünen tablo bu. İşte, evet, sizin söylediğiniz gibi kötü bir dönem Türkiye açısından. Hem o haldeyiz, hem de bir seçim var. İşte medyaya en fazla ihtiyaç duyulan dönem bu dönem aslında. Ama var mıyız? Yokuz. Şimdi tabii basın, medya emek yoğun bir iş. Yani teknolojiyi bu alanda ne kadar geliştirirsiniz, geliştirin, sonuç olarak insan olmadan, yani oradaki emekçiler olmadan basının haber yapabilmesi, bunu kamuoyuna aktarabilmesi, topluma aktarabilmesi mümkün değil. Dolayısıyla zannediyorum burada bir taraftan televizyonların, gazetelerin kapatılması ama diğer taraftan da doğrudan basın emekçilerini hedef alan da bir şey var değil mi? Tabii, baskı var. Tabii. Yani şöyle söylemek gerekiyor. Türkiye'de
gazetecilerin tarafsız, objektif haber yapabilmelerini hedefleyen bir kanun çıkartıldı 1961 yılında. Ve bu kanunun çıkma sürecinde patronların boykot, 9 gazetenin boykot kararına, gazete çıkarmıyoruz diye rest çekmesine iktidara, o dönemki iktidara karşı bütün gazeteciler de tersten eylemler yaptılar. Sendikanın aracılığıyla basın gazetesi çıkarttılar. Biz daima halkın hizmetindeyiz manşetiyle çıkardılar. O dönem o kanunda gazetecilerin rahat haber yapabilmesinin olanakları vardı. Yani nedir mesela? Gazeteciler ücretini peşin alırlar. Ki üzerinde patron baskı kurmasın. İşte bu ay bu haberleri yaparsam maaşımı geç verirler baskısı oluşmasın diye kanun böyle düzenlenmiş mesela. Bu 90'lara kadar ilerliyor. Sendika hatta ilerletiyor. Sözleşmeler yaparak bunu daha da güçlü hale getiriyor. Yani kimse yaptığı haberden dolayı işten atılmıyor. Bugünkü yaşadığının tam tersi. Ya da işte kendi hesabından bir şey söylediği için işten atılmıyor. Ama bugün bu yok. Niye? İşte Aydın Doğan'ın başını çektiği işverenler 92-93 yıllarında sendikayı tasfiye ettiler medya kuruluşlarından. Ve gazeteciler aslında güvencesiz kaldı. O dönem sendikanın sağladığı haklar birkaç yıl verildi. Hani gazetecilere kaybınız yok diye imajı çizildi. Ama sonra tek tek tırpanlanmaya başlandı bu haklar. Şimdi baktığımızda güvencesi olmayan, patronun inisiyatifinde haber yapmak durumunda olan gazeteciler kaldı. İşte alternatif tek ses çıkarttığın anda kapının önüne işte İrfan Değirmenci örneği bunun en şeyi kişisel hesabından, sosyal medya hesabından fikrini beyan ettiği için işten atıldı. Ve bunu da tarafsızlık ilkesine bağladılar. Doğan Medya Grubu. Ama aynı yani onun işten atmanın bir hafta öncesinde de gazetecilerin çalışma kanunu olan 5953 sayılı kanundan çıkartıp internet medyasında çalışanları işçi kanununa tabi çalıştırma yani zorladılar. Aslında hani bu da fazla geliyor şu anki medya patronlarına. Bu kanun da olmasını istiyorlar. Bu kanunun gazetecileri hala koruyan maddeleri var. Onları yok etmeye çalışıyorlar. İşte burada bu sendikanın tasfiye edilmesiyle birlikte hani basın özgürlüğünün de yavaş yavaş tasfiye edildiği dönemi yaşıyoruz bence. Ses çıkartamayan, çıkarttığında işten atılacak bir gazeteci nasıl özgür haber yapabilir, nasıl tepki gösterebilir memlekette olup bitene? Bu bilinçli olarak yaratıldı, sendikanın tasfiyesiyle yaratıldı. Yeniden sendikanın orada güçlenmesi, medya kuruluşlarında güçlenmesiyle bu çok mümkün olabilecek. Asıl Aydın Doğan'ın sendikayı tasfiye etmesinin nedeni sendikanın toplu sözleşmesine bir koymak istediği bir hüküm. Disiplin kurulu hükmü. İşten atacağına Aydın Doğan sen direkt atamazsın, disiplin kuruluna sevk edebilirsin ve disiplin kurulu karar verir buna. Aydın Doğan o dönem sözleşmeyi imzaladı. Rakam değildi. Bazen tartışılıyor bu işler. Çok para istedi sendika falan diye. Asıl sendikanın Aydın Doğan'ın istemediği şey bir disiplin kurulunun oluşmasıydı. Yani istediği adamı atamayacağı bir sistemin kurmak istemesiydi sendikanın. Son kez imzalıyorum bunu dedi. Para pul değil. Siz 40 istiyorsunuz ben 50 veriyorum dedi. Verdi de 50 verdi. Ama sonra, iki ay sonra sendikada kimse kalmadı. Herkesi sendikadan istifa ettirdi. İşte bu güvenceyi ortadan kaldırdı ve başarılı oldu. Şimdi tekrar bu güvence sağlanmalı ki gazeteciler özgür yazabilsinler. Yani biraz ilişkili maalesef. Tarafsız habercilikle sendikanın örgütlü olması direkt birbiriyle bağlantılı bir durum bizim sektörümüzde. Yani aslında basın özgürlüğü ya da haber alma hakkının güvencesi ortadan kaldırılıyor yasal mekanizmalarda, düzenlemelerde. Ve böylece aslında hem siyasi iktidara hem sermayeye bağımlı bir basın yaratılıyor. Dolayısıyla da aslında bilgi edinme hakkına ket kurulmuş oluyor. Ama ifade ettiğiniz gibi aslında bunun çok temel olan bir kırılma ayağı da
basın emekçilerinin örgütlenmesi meselesi olduğunu söylüyorsunuz. Evet, yani hakikaten oradaki emekçilerin bir her zaman her alanda belki de benzer bir şekilde ama burada çok daha çarpıcı bir şekilde gözüküyor. Ben bunu açıkçası üniversitede de görüyorum. Ben bugün çok benzetiyorum basına yönelik baskılarla, üniversiteye yönelik baskıları. İkisi de aslında bir tanesi bilginin üretilmesini, bilimin üretilmesini ve toplumla buluşmasını engellemek için. Öbürü de gene haberin, gerçeklerin toplumla buluşmasını engellemek. Yani aslında baktığımızda sonuç o. Yani bugün bir egemenler bir şeyler yapıyorlar ama gerçeklerin öğrenilmesini istemiyorlar. Fakat burada iş gene yük geliyor buradaki emekçilerin üzerine, onların örgütlenme süreçlerine geliyor. Peki evet, yani hakikaten çok iyi özetlediğiniz şeyi, bu 90'lı yıllardaki bu örgütsüzleşme meselesini. Hatta şey hatırlıyorum, 2001 yılıydı zannediyorum kriz ve işte o civarda, o süreçlerde hızla çok sayıda gazeteci gazetelerden atılırken, o zaman böyle çok duayen bir gazeteci, biz en büyük hatayı örgütlerden ayrılırken yapmıştık demişti. Peki şimdi genç gazeteciler var, hakikaten bugün belki o açıdan çok zengin bir ülke değil mi? Bugün çok ben hani gördüğüm, izlediğim kadarıyla gerçekten çok cesur, çok genç ve gerçekten bilinçli gazeteciler var. Yeniden böyle bir örgütlenme süreci görüyor musun? Nasıl? Yani şimdi şöyle, bir hani 90'larda gazetelerde, televizyonlarda çalışan sendikalılar yavaş yavaş sektörden tasfiye oldular, emekli oldular, bıraktılar. Yeni kuşak aslında 80 darbesinin de sendika fikrini, örgütlenme fikrini uzaklaştırmasıyla birlikte çok ciddi, işini çok iyi bilen ama örgütlülüğü bilmeyen bir kuşak var şu anda. Yan yana geldiklerinde neler yapabileceklerini bilmeyen bir kuşak. Bir de bizim sektörümüzde dayanışma duygusu yok. Yani diğer sektörlerle biraz kıyaslanmayacak kadar yok. Bireysel çalışıyor. Yükselebilmesi için üstündeki kişinin ayağını kaydırması gerekiyor. Ve yıllarca bu aşılandı kafalarına, beyinlerine. Biz şimdi aslında onu kırmaya ilk etapta çalışıyoruz. Yani senin oradaki güvencen, işte editör, muhabir için söylüyorum, editörün ayağını kaydırıp editör olmak değil. Senin güvencen sendik olmalı. Fikrini tekrar aşılamaya çalışıyoruz. Yani fena değil. Yani ciddi hedefler koyduğumuz yerlerde ilerlemelerimiz iyi. Planladığımız gibi gidiyor şimdilik en azından. Yakında biraz daha ses getirecek işler yapacağız sendika olarak. Bunun zeminini oluşturuyoruz şu anda. Ama gerçekten örgütlülüğün bizim için çok önemi var. Bir tekstil fabrikasında 1000 kişiyi örgütlersiniz, o 1000 kişi ailesiyle birlikte 4000 kişi biraz daha rahat ve mutlu yaşar. Ama 500 gazeteci örgütler ve bir güvence altına alırsanız, o 500 gazetecinin yaptığı haber toplumun birçok kesimini rahatlatır. Sadece gazeteciler için ekonomik olarak rahatlama değil, aynı zamanda toplum açısından da doğru habere ulaşmanın kanalını açar. Bu yüzden gazetecilerin örgütlenmesi çok önemli. Onlar örgütlü olursa toplumda doğru haberi, halk da doğru haberi alabilmiş olacak. Çünkü onun bir güvencesi olacak. Rahat yazabilecek, rahat konuşabilecek. Biraz böyle bakıyorum. Yani dediğim gibi bu sendika fikrini biz yeniden yayıp, işte o eski abilerimizin biz hata yaptık, çok var öyle diyen. Ama bugün hani bir yerlerde yine medya kuruluşlarının bir yerlerinde müdür oluyorlar ama dost ortamında söyleyip yanlış yaptı diyenler hala o müdür oldukları yerlerde yine yanlış yapmaya devam ediyorlar. Şimdi burada bu süreçte gerçekten özellikle o hal sonrasında ama daha önceki birkaç yıldır da aslında devam eden bir süreçte herhalde toplumda en çok işsiz kalan kesimin başında gazeteciler geldi. Bugün işsiz gazeteciler sorunu var. Bunu bir bu, yani bir tarafı bu. İkincisi, ondan daha da vahim olanı dünyada en fazla gazetecinin cezaevinde olduğu bir ülke. Değil mi? Bir de böyle bir tablo var. Rekorlar üstüne rekorlar kırıyoruz. Evet. Yani şöyle, bizim iş kolumuzda 94 bin kişi var. Ama bunların
2013 yılında bir iş kolu birleştirmesi oldu. Matbaa işçileri, program yazılımcıları, prodüksiyon şirketleri gibi geniş bir halka bu ekibin içerisine katıldı. Gazetecilik, sadece gazetecilik yapan sayı 24 bin. Evet. Ve şu anda onun 10 bini işsiz. Yani şu an aktif çalışan gazeteci sayısı 14 bin civarında. Yani 3 gazeteciden, 4 gazetecinden birinin işsiz olduğu bir dönem. Rekor bu aslında. Son dönemde biz yine böyle bir yüklenme, işsizlik sürecini Gezi döneminde yaşamıştık. Ama Gezi'den sonra yaşadığımız bu dönem çok fazla. Her tarafta da bir üniversiteler açtılar. Her yıl 1000-2000 öğrenci mezun oluyor iletişim fakültelerinden. Gazetecilik yapmak umuduyla. Onları saymıyoruz. Bu işsizlerin içerisinde onları saymadan rakam bu. Yani onları da eklesek herhalde 20 bin, 30 bin işsiz rakamı telaffuz edebilir durumda oluruz. Dün sendikamızı bir tane öğrenci arıyor. Antalya'da mezun olmuş. Yani ben hani birkaç aydır arıyorum ama iş bulamıyorum. Bana yardımcı olur musunuz diye. Son dönemde o kadar çok telefon geliyor ki sendikaya. Hani biz de şey yapıyoruz, hani çok nadir düşüyor. Ya şöyle bir ihtiyacımız var, hani ilginiz olursa falan diye. Yönlendiriyoruz, yönlendirmeye çalışıyoruz ama işsizlik çok fazla. Biz de yani bir formül bulduk. En azından işsiz gazetecilere buradan da yeniden ilan etmiş olalım. Bir süredir yapıyoruz, duyurularını da yaptık. Sendikamızın jurno.com.tr diye bir web sitesi var, haber sitesi. Jurno.com.tr. Bu site üzerinden işsiz gazetecilere telif ödemesi yapıyoruz. Yaptıkları haber karşılığında telif ödüyoruz. Hani işsiz arkadaşlara da buradan tekrar söylemiş olalım. Hani jurno.com.tr ile iletişime geçerlerse yani en azından bir iş kapısı sağlayamıyoruz ama küçük de olsa bir destek sunmuş olabiliyoruz işsiz gazetecilere. Ya bu dönem şey zaten çok önemli. Yani bir taraftan gerçekten hani işsizlerin elbette gelir, yaşamlarını sürdürecek bir gelir çok önemli ama diğer taraftan da gazetecilik faaliyetlerinden uzaklaşmamaları da çok önemli değil mi? Yani evet. Bu süreçten başka yerlere. Yani şöyle bir şey, bizim açımızdan hani çok sektör değiştirmek mümkün olmuyor. Tekstil fabrikasındaki işçi sonra gidip metal fabrikasında çalışabiliyor da gazeteci çok başka iş yapamıyor. Çok uç örneklerimiz var birkaç tane. Ama onun dışında bir şekilde bu sektörün içine bulaştı mı? Hani bizde şey derler, gazetecilik kana girdi mi çıkmıyor yani. O emekli de olmazsın, ölene kadar yazmaya devam edersin bir yerde, bir şekilde. Yani böyle bir ortamda illaki onlar da başka bir yol arıyor. Devam ettirebilmenin yoluna bakıyorlar. Hani biz de minik bir katkı sunuyoruz buna arkadaşlara. Bir diğer hani sorduğunuz soru cezaevindeki gazeteciler. Ya ben orada şöyle düşünüyorum. Artık Türkiye'de cezaevinde bulunan 147 gazeteci için iş cezalarını çektiler. Yani son dün Deniz Yücel tutuklandı. Almanya'ya çalışan bir gazeteci arkadaşımız. Özellikle 15 Temmuz darbe girişiminin ardından çok sayıda gazeteci tutuklandı. Öncesinde Kürt medya emekçilerine yönelik çok ciddi tutuklamalar vardı. Yine onların içerisinde kısmen davaları olanlar, çıkanlar falan oldu. Ama darbe girişiminin ardından tutuklananların hiçbirisi henüz hakim karşısına çıkmadılar. 7 aydır, 8 aydır cezaevinde olanlar var ve henüz iddianameler hazır değil. Yani bir insanı suçlamak kolay bir şey. Geliyor, aileleriyle görüşüyoruz, aileleri geliyor, bize avukatları geliyor. Ya hiç alakası yok, hiçbir şey yok. Biz şeylerine, savcılık sorgularına bakıyoruz, sorulan sorulara bakıyoruz. Hepsi habercilik. Şimdi böyle bir ortamda bu adam 7 aydır yatıyor ya da kadın 7 aydır yatıyor. İnsanın biraz şeyi vicdanı sızlıyor. Yani suç olabilir, herkes masumdur diye bir şey yok. Suç işlenmiş de olabilir. Ama gazeteciler açısından şunu hani Türkiye hükümetinin bunu kabul etmesi gerekiyor. Biz eğer bir gazeteciyi yargılayacaksak tutuksuz yargılayalım. Eğer cezası gerçekten bir suç işlemişse bırakılsın.
Ama burada tabii hukukun bağımsız olması gerekiyor. İşte Ergenekon döneminde yaşadık. Ahmet bir yıl cezaevinde kaldı. O zaman Fethullah Gülenciler Ahmet Çık'ı içeri tıkmıştı. Şimdi bugün Ahmet Çık yine içeride. Ve bu kez de Fethullahçılarla suçlanarak cezaevine atıldı. Yani gazetecilere yönelik böyle siyasi yaklaşımları ortadan çıkartıp direkt suç üzerinde, ortada bir suç varsa onun üzerinden yargılama yapılırsa gazeteci zaten kaçma ihtiyacı ismet, kaçmaz gitmez. Burada bekler, mahkemesini bekler. Ama şimdi 7 aydır cezaevinde yatırıyorsun insanları ve ilk mahkemede büyük çoğunluğu serbest bırakılacak. Ama orada yattık. Ama yattıklarıyla kalacaklar. Ve o sırada da gazetecilik faaliyetleri engellenmiş. Muhtemelen en çok da istenen bu. Evet. Yani herhalde referandumun geçmesi. Referanduma kadar bir şey biz de öngörmüyoruz. Yani bir duruşma sürecinin başlamasını öngörmüyoruz. Referandumun hemen arkasından peş peşe başlayacak duruşmalar. Peki uluslararası basın örgütleri var. Onlarla nedir bu Türkiye'deki bu yaşananlar üzerine durum? Yani bizim sendikamızın üye olduğu Avrupa Gazeteciler Federasyonu ve Uluslararası Gazeteciler Federasyonu var. Yani oralarda sık sık ortak işler yapıyoruz. Zaten sürekli koordineli çalışıyoruz. Önümüzdeki hafta Uluslararası Gazeteciler Federasyonu'nun genel sekreter yardımcısı gelecek Türkiye'ye. Bir iki dava izleyeceğiz birlikte. Yani dayanışma gösteriliyor ama Türkiye'de özellikle Cumhurbaşkanımızın şöyle bir yaklaşımı var. Darbe girişiminin ardından Avrupa ile ilişkileri askıya alacak bir süreç yaşıyor, yaşatıyor bizleri. Yani o yüzden çok sık meydanlarda "Ey Avrupa Birliği" diye başlayan cümleler kuruyor. Denizin tutuklanması da yani bununla ilgili bir şey olabilir diye düşünüyorum. Yani İşte tartışılıyor Almanya'da miting yapılacak mı, yapamayacak mı? Almanya hükümeti izin verecek mi buna diye. Yani bunu elinde bir koz olarak kullanacağı iddia ediliyor. Tabii ki Almanya'da Cumhurbaşkanı miting yapabilmeli. Almanya'da zaten buna müsaade eder. İfade özgürlüğü diye bir kavram orada var, bizde olmasa da. Avusturya'da var herhalde. Şimdi de Avusturya'da öyle bir şey olmuş. Miting tartışması. Evet, miting tartışması. Yani biraz şeyi yapmamız gerekiyor bizim. Hani uluslararası dayanışma çok önemli ve hala iktidarın tek çekindiği nokta Avrupa Birliği. Ticari ilişkileri düşünerek yapıyor onu da çekinme halini. Yani demokrasi insan hakları üzerinden değil. Türkiye'nin %60 civarında ticari ilişkileri Avrupa Birliği ülkeleriyle olduğu için biraz zorunluluktan yapıyor. Ama çok gazeteci maalesef yurt dışında. Evet, şimdi o zaman geldik zamanımızın sonuna, bitirdik ama biraz önce senin de belirttiğin mesele gerçekten çok önemli. Burada bir basın özgürlüğü sorunu Türkiye'de var ama ondan esas sorun, gerçek sorun haber alma özgürlüğünün olmaması ki demokrasinin en temel kuralı. Yani zaten bilgiyi edinmiyorsanız ortaya konmuş olan sandığın ne önemi var ki, yani kim neye oy vereceğini nereden bilecek? Dolayısıyla mutlaka bu haber alma hakkına sahip çıkmak, buna yönelik talepleri daha da yüksek sesle, o halde de rağmen, her türlü baskıya da rağmen mutlaka bunu göstermek gerekiyor. Evet, çünkü bu artık en temel insan hakları. Yani çünkü bu hakkını kullanamadığınız zaman toplumda diğer hakların bir anlamı kalmıyor. Dolayısıyla çok temel haklardan biri haline geldi artık günümüzde. Bunu özellikle paylaşmak gerekiyor herhalde. Kesinlikle. Ben çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim hocam. Katıldığın için. Umarım önümüzdeki süreç toplumun gerçekleri öğrenmesi açısından daha olumlu gelişmelere yol açar ama bu da herhalde gene bir mücadelenin sonucu olacak. Kesinlikle. O mücadeleyi de birlikte göstereceğiz. Yırtacağız, evet. Peki, çok teşekkür ederiz. İzlediğiniz için hepinize iyi günler dileriz.